Merhabalar, hoş geldiniz. Emine Hanım sizden gelen 3 rüyayı yorumlayacak bu hafta. İlk rüyayla başlıyorum. Fatma Hanım göndermiş bu rüyayı. Emine Hanım, sizi çok seviyorum ben. Dün sabah gördüm. Rüyamda kocamızla doktordaymışım. Varis tedavisine geldim diyor kocam. Ben şaşırıyorum. Bak inanmazdı varis olduğuna. Kendisi tedavi olmaya gelmiş diyorum içimden. Söyleyemiyorum ben dışarıda. Bekliyorum onu. Birden bakıyorum kolunu kapalı bir bayana takmış dışarı çıkıyor. Beni gitti sanıyormuş. Beni görünce yüzüstü yere kapandı. Öyle yatıyor. Ben de yanlarına gidip kocamın yüzüne tükürüp yorumlasın olsun diyorum ve kadına da söyleniyorum. Sana ağzının hırıltısı, kıçının zırıltısı kaldı. Güle güle kullan diyorum. O da tamam diyor. Bırakıp gidiyorum oradan. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sevgiler. Şimdi eşiyle arasında ayrılmış olabilir, sıkıntılar olabilir, bazı yalanlar, bazı olaylara şahit olacak bu Fatma Hanımcığım. Ama hayatında özellikle çok yakın tükürmek, çok yakın dönemde güzel kapılar, parasal yaşadığı krizler, güvensiz olduğu alanları tam anlamıyla iyileştirme. Büyük bir ihtimal bu hanımefendinin erkek çocuğu olabilir ya da bir erkek iki kız çocuğu olabilir. Onun çocuklarıyla ilgili de büyük başlangıçlar ve yenilikler olacak ve bir hanenin anahtarı da eline geçmiş olacak. Şimdi Musa Bey'den gelen bir rüyayı. Musa Bey, Evet. evet. Hocam birinde arı sütü vardı. Tadına baktım tatlı beyazdı. Satın alıp almadığımı hatırlayamıyorum. Hocam lütfen anlatın. Arı sütü şifadır. Yani vücudunuzda, iş alanınızla alakalı yaşadığınız sorunlar varsa, vücut hassasiyetiniz ve sağlık probleminiz varsa iyileşme. Ama arı sütü hafif tatlı, hafif ekşi diyorsunuz. İşle ilgili yapacağınız, kendi işiniz, kendi başarınızla ilgili çok güzel aydınlanmalar. Mutsuz gördüğünüz özel hayatınızla ilgili de çok güzel şifalanacağınız ve mutluluk verecek bir hayat sizi bekliyor. Dudu Hanım göndermiş bu rüyayı da. Merhaba Emine Hanım. Vefat eden annemin bana avret yerindeki kılları temizlememi söyledi. Kız kardeşim de vardı. Bu ne işaretti? Şimdi vücut, ölmüş bir insanın vücudundaki kılları temizlemek ve kaç parça kıl temizlediniz kız kardeşiniz. Bazı mallar konusunda özellikle annenizin soyunda kırgınlıklar yaşanacağı ve burada sizin haklarınızla alakalı diskalifiye edilecek olaylar var. Siz kız kardeşinizle de aranızda bazı soğukluklar var. Önce rahmetli anneniz için bol Yasin okuyacaksınız, toprağına dokunacaksınız. Büyük bir ihtimal siz dört kardeş ya da beş kardeş olabilirsiniz. Kardeşler arasındaki sorunları çözme vakti ama anne soyunuza ait sıkıntılar ve genetik yapınızda kanser uyarısı veriyor. Mutlaka herkesin check-up yapıp vücut enerjisine baktırması lazım. Annenize de baba soyunuzla ilgili sağlık problemlerinde geleceğini uyarıyor efendim. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun.